Merhaba güzel dostlarım. Elinde çok güzel bir anahtar vardır ve o anahtara bakarak o anahtarın hangi kilitleri açtığını bilemeyebilirsin. Hatta elindeki anahtarın çok büyük hazineleri açtığını da bilemeyebilirsin. Şimdi elindeki anahtarın ne kadar büyük hazineleri açtığından bahsedeceğim. Elinde bir anahtar vardır ve bu anahtar atalardan dedilerden miras kalmıştır. Sen bilirsin ki bu anahtar atalardan dedilerden miras kaldı. Çok önemli. Çok önemli bir anahtar ama ne işe yaradığını çok da bilmeyebilirsin. Çok atalardan dedilerden kaldığı için anahtarı atamazsın. Kullanmaya devam edersin ama nerede kullanacağını bilmiyorsun. Yani bununla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kutsal mekanlarda neden kubbeler var? Kutsal mekanlarda neden kubbeler var? Hiç düşündün mü bunu? Ya da herhangi bir kitapta okudun mu bilmiyorum. Neden var? Ben birazcık araştırdım. Sağa baktım, sola baktım, pek çok yerde göremedim. Kutsal mekanlarda neden kubbeler var? Kubbelerin yapılma şekli arkadaşlar, gökyüzüne bakarak yapılmış kubbeler. Yani biz bir kutsal mekana vardığımızda, dualar ettiğimizde yaptığımız dualar, kullandığımız sesler, sözcükler gökyüzüne doğru uçar gider değil mi? Eğer bir kubbe yoksa, bir çatı yoksa. Yalnız kubbelerin özelliği gökyüzüne bakarak yapılmış ya, nasıldır? Ovaldir değil mi? Yuvarlak böyle. Ve bizim yaptığımız her dua oradan bize geri gelir. Her dua, o tınılar, o duaların tınısı taşlarda birikir, hatta taşlara çarpar ve bize gelir. Ne kadar yuvarlaksa o kadar bize gelmesi daha kolaydır. Bir yandan da şöyle düşünün güzel dostlarım. Şimdi ben her yaptığım, biliyorsunuz değil mi, seslerin bir enerjisi var. Sesin bir enerjisi var. Her harfin bir enerjisi var. Her yaptığım duanın bir enerjisi var. Bu enerji önce kubbeye gidiyor ve sonra geri bana geliyor. Kubbeye gidiyor ve geri bana geliyor. Bunu ben tek başıma yapıyor olsaydım, yıllarca sürede elde edeceğim faydayı, şu anda kutsal mekanlarda şöyle düşünün, oradaki taşlar o sesin enerjisine emiyor ya, kutsal bir mekana vardığında yıllardır, eğer o kutsal mekanda 50 yıldır ibadet ediyorsa 50 yıldır, 100 yıldır ibadet ediyorsa 100 yıldır, 500 yıldır ibadet ediyorsa 500 yıldır o taşlara sinmiş seslerin enerjisi var, duaların enerjisi, tınısı var. Ve biz hiç farkında değilizdir. Bazen o kutsal mekanların yanından geçerken bir huzur kaplar içimizi. Bazen kutsal mekana gideriz, huzur kaplar içimizi. Ve içimizde bir kısım nefretler, öfkeler, kinler var ise o kutsal mekana vardığında birdenbire rahatlayabiliriz. Ve bunun sebebini bilmeyiz. Kutsal mekana gittik arkadaşlar. Bizler dualarımızı yapıyoruz. Dualarımız kubbeye değiyor ve geri bize dönüyor. Enerji olarak geri bize dönüyor. Ve bir de orada biliyorsunuz ki ne kadar uzun süredir ibadet ediliyorsa, ne kadar uzun süredir dualar ediliyorsa o duaların da seslerinin enerjisi var ve onlar da bize dönüyor. Birikmiş olarak bizler tek başımıza yapacağımız, aylarca, yıllarca ibadette alacağımız hazzı, rahatlığı, huzuru bazen bir kutsal mekana vardığın anda alabiliyorsun. Kutsal mekanların arkadaşlar akustiği ile mimarisi arasında doğrudan bir orantı vardır. Hatta eski zamanlarda kutsal mekanların kapıları çok daha dar olurmuş, pencereler çok daha küçük olurmuş. Çünkü önemli olan ışık değil, önemli olan hava değil, önemli olan ses, akustikmiş. Seslerle biliyorsunuz ki güzel dostlarım ne yapılıyor? Bazı ülkelerde duymuştum, işte bazı hayvanlara, ineklere müzik çalınıyor ve süt artıyor. Bunları duydunuz değil mi? Sesin inanılmaz bir etkisi vardır arkadaşlar ve bizim mimarimizde, camilerin veya kutsal mekanların mimarisinde akustik çok önemlidir. Elimizde çok güzel bir anahtar vardır ve biz bu anahtarın hangi kilidini açtığını bilmiyor olabiliriz. Çok büyük hazineleri açtığını bilmiyor olabiliriz. Mesela söz vermiştim size namazdan bahsedeceğim diye. Namaz nasıldır arkadaşlar? Namazın yüzlerce, binlerce faydasını o işin erbapları anlatabilir. Ben bana bakan açıdan, kişisel gelişme bakan açısından şundan bahsetmek istiyorum sadece. Birincisi aldıkça verirsin. Verdikçe arasında etki, tepki. Tabii önemli taraf arkadaşlar, çok enteresan. Bizde çakralarımız var biliyorsunuz. 7 çakramız var. İşte başımızda 3. göz çakrası, boğaz çakrası, kalp çakrası. 7 çakramız var ve bu çakranın özelliği nedir arkadaşlar? Enerji alıverir. Enerji alır. Bize enerji gelir ve geri enerji atarız. Enerji gelir ve geri enerji atarız. O çakralarla ayakta dururuz biz. Namaz kılan bir insanda güzel dostlarım tüm çakralar aktif hale gelir. Abdest alıyorsun, taç çakra dokunursun. Ve düşünsene, üçüncü gözden bahseder herkes.
Geçenki canlı yayında da size üçüncü gözden bahsetmiştim. Düşünsene, 5 vakit namazını kılan bir insan günde 40 defa üçüncü gözü yerle temas halinde tutar. Ve üçüncü göz açılmaya başlar. Ve namaz kılan insanlar namaz kıldıktan sonra derler ki bir rahatlık geldi, bir huzur geldi. Evet, rahatlık ve huzur gelir, doğrudur. Bir yandan da bu açıdan da bakalım. Çakralar açıldığı için, enerji alışverişi daha fazla hızlandığı için de huzur geliyor olabilir mi? Artı bir faydası bundan dolayı olabilir mi? Ve güzel dostlarım, gerçekten hayatta bir denge var. Bir tohum atarsın, milyonlarca binlerce tohum alırsın. Etki tepki yasası. Bir hikaye okumuştum. Hatırladığım kadarıyla şöyle. Tabii ben onu birazcık normale bize uyarlayayım. Yani mesela şimdi sana birisi 24 altın verse ve dese ki bak ben şimdi sana 24 altın veriyorum, senden yarın 1 altın geri istiyorum dese ne yaparsın? Sonra bir gün sonra 24 altın daha verse ve dese ki 24 altın bir gün sonra daha veriyorum ve senden 1 altın geri istiyorum. Ve bir yıl boyunca her gün sana 24 altın verse ve dese ki sana sadece 1 altın geri ver bana. Eğer sana her gün 24 altın veren bir insana ya da nasıl diyeyim bir zengine, bir krala o 24 altını veren zengin kimse ona geri bir altın vermediğimizde nasıl bir insan oluruz? Ve düşün ki bu 24 altını bize bir ömür verse her gün sana 24 altın veriyorum. Hatta dese ki sen bunun karşında bana bir altın verirsen o bir altının karşısında ben sana yüz binlerce altın vereceğim dese. Geçenlerde bir hikaye okumuştum arkadaşlar. Belki bunu önce de anlatmış olabilirim. Dilencinin birisi elinde, işte dilenci elinde bir tası var. Tasının içinde bir miktar para var. İşte bozuk paralar. Onunla dilenmeye çıkıyor. Onunla dilenmeye çıktığında, tabii niye vardır biliyor musunuz güzel dostum? O dilencinin tasının içinde. Fark etme, dilencinin taslarında hep para olur. Çünkü dilenirken diyorlar ki çevredeki insanlara, bak başkaları verdi, sen de ver ha. Şimdi bir gün dilenci elindeki tasla dilenmeye çıkıyor. Ve karşısında kral geliyor. Karşısından kral geliyor. Aa diyor. Yaşasın kral geliyor. Kral bana diyor hafiften yardım etse sülalem kurtulur benim. Ve kral geliyor. Kral yanında duruyor. Ve kraldan tam yardım isteyecek ya. Kral diyor ki ben yarın savaşa çıkacağım. Ve bilge kişiler dediler ki bana sen çok egolusun. Git bir fakirden yardım iste dediler. Ben diyor kral, senden yardım istemeye geldim. Dilenci tabii karşıda kral var, nasıl yok diyecek. O tasın içinden çıkartıyor, bir bakır lira veriyor. Sonra tabii akşama kadar dileniyor, tas doluyor ama, tabii aklı onun o bir giden bir bakır lira da. Tastoluyor ama diyor ki ya bir bakır liram gitti, boşa gitti, Sonra eve geliyor, tas ağzına kadar dolu. Karısı diyor ki, aa bugün işler iyi galiba diyor. Ya yapma diyor ya. Bir bakır liram gitti. Karısı tası bir ters çeviriyor. Ters çeviriyor, ne kadar para olduğunu sayacak ki, bir bakıyor ki içinde bir altın lira var. Dilenci birden uyanıyor. Eğer kral para istediğinde ona bir bakır lira değil de 10 bakır lira verseydi 10 altın olacaktı. 100 lira verseydi 100 altın olacaktı. Yaptığı cimriliğin cezasını ya da ne kadar az kazandığını fark ediyorsun değil mi güzel dostlarım? İşte sana bir kral, bir hükümdar her gün 24 altın veriyor ve diyor ki her gün bana bir altını geri ver. Ben sana her gün 24 altın vermeye devam edeceğim. Sen bana bir altın ver. Hatta verdiğin bir altının karşılığında ben sana yüz binlerce altın vereceğim. Hayatta denge var güzel dostlarım. Bir tohum atarsın binlerce milyonlarca tohum verir. İşte Rabbimiz bize her gün 24 saat veriyor. Ve sana diyor ki bunun bir saatini bana geri ver. Her gün vermeye devam ediyor ve diyor ki bunun bir saatini bana geri ver. Eğer bunun bir saatini bana geri verirsen ben milyonlarca saat huzur vereceğim sana. Çünkü hayat burada bitmiyor. Bundan sonra da hayat devam ediyor ya, milyonlarca yıl, sonsuz yıl hayat devam edecek ya, sen burada diyor, bana bir saatini verirsen, 24 saatin bir saatini verirsen, ben onun karşılığında sana yine milyonlarca saat vereceğim.
Yani sanki Allah'a borç veriyoruz. Allah'a bir saat borç veriyoruz, milyonlarca saat alacaklı oluyoruz. Eğer sana bir kişi 24 altın veriyorsa ve sen de bunun karşılığında bir altını istiyorsa normal hayatta ne kadar aptal, ne kadar ahmak olursun değil mi? Yaratıcı bize her gün 24 saat veriyor ve diyor ki güzel dostlarım bir saatini geri ver. Evet güzel dostlarım, bazen elimizde bir anahtar vardır. O anahtarın ne büyük hazinelaştığını bilmeyiz. Camilerimiz var, kutsal mekanlarımız var, kubbeler var. O kubbelerin ne işe yaradığını bilmeyiz, gideriz. Bazen yanından geçtiğimizde oradaki birikmiş sesler, oradaki duaların enerjileri o taşlardadır ve bize huzur üfler, farkında olmayız. O anahtarının hangi büyük hazine açtığını bilmeyiz. Namazın, kıldığın namazın çakralar nasıl açtığını bilmezsin, farkında olmasın ama o namazı kıldığında o enerji alışverişi üçüncü gözünde açılmaya başlayacak. Kalp çakranda çalışacak, taç çakranda çalışacak. Tüm çakraların çalışmaya başlayacak, bunun farkında olmayız. Sadece atalarımızdan, babalarımızdan gördüğümüz için yaparız. Bu taklitçiliktir. Bazen anahtarın ne işe yaradığını hatırlamak gerekir. Yani güzel dostlarım, hayatta bir denge var. Etki tepki yasası var. Ben sana 1 lira verdiğimde sen geri bana 1 lira verebilirsin. Ama sence ben Allah'a 1 saat verdiğimde karşılığında Allah bana 1 saat mi verir? Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca saat verir. Daima güzel kalın sevgili dostlarım. Aşk ile kalın, sevgiyle, hatta tutkuyla, hatta dua ile kalın. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın, hatta aşk ile kalın.